var. Philips Ambilight TV Cenk ve Erdem'i sunar. Güzel bir tane. R'ye ver bakayım bir tane de. R. Aferin. İşte Davudi. İstersen solfej böyle olur. En diğer en ince sesim olan Mi'yi ya da Si'yi de verebilirim. Yani bana sorarsan sen bir 20 dakikaya bu sesi iyice kısarsın. Evet sevgili dinleyiciler, hepinize günaydın. Gördüğünüz gibi sesimin kalanıyla sizlere hitap etmek durumunda kalıyorum. Bir kısmını evde, bir kısmını da dükkanda bıraktım. Bakıyorum sesine %28'lik oranı kalmış şu an. İbreler onu gösteriyor. O zaman %20'sini bugün yitireceğime göre %8'iyle yarın burada buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler. Demek maça gittin ve maçta kendini tutamayıp bağırmaya başladın ve sonuna kadar bağırdın. Sonuna kadar. Evet yani bakalım maç nasıl oluyor, orada insanlar nasıl bağırıp da seslerini kısıyorlar, bunu bir türlü anlayamıyorum diyerek bunu yerinde denemek istedim. Gerçekten de oluyormuş sevgili dinleyiciler. Senin gibi Donald Trump da vaktinde çok merak etmiş bir şey, demiş ki bu Prenses Diana hani yani you know acaba olur mu gibilerinden. Aa teyzemize. Hı? Ondan sonra boşanınca da kocaman bir sepet çiçek gönderdiği ortaya çıkmış ama olmamış. Tamam da Rance Charles ne demiş buna? Boşandıktan sonra göndermiş. Uyanık ama, yani. Ama kitabında da yazmış. Prenses Diana bir içim su. O zaman Diana öldüğünde de bayağı bir üzülmüş ve herhalde şeylere kapanmıştır. Yani ne bileyim içine falan kapanmıştır. İnzi ve Va'ya kapanmıştır. İnzi Va. Evet güzide bir haberdi. Diğer bir haberimiz de sevgili Zayn Malik ile alakalı sevgili Cenkçiğim. Eyvah. Zahin kim Malik. O? Kendisi işte bu bir tane One Direction diye bir grubun şeysiydi eskiden. Yine en iyi giyinen erkek seçilmiş. Yani ikinci kez seçilmiş. Daha önce de en iyi giyinen erkek seçilmiş. Fakat bu fotoğraflara baktıysa en iyi giyindiği fotoğraflara biz bu durumda giyinmiyoruz ya da başka bir şeyiz. Ay giyindikten sonrasını yazmıyor zaten. Yani onunla ilgili bir araştırma değil bu, sıralama değil. Giyinirken çok iyi giyiniyor. Ha yani mesela kaza giyerken önce kolları sonra kafayı yani değil de estetik. Bir kafa bir kol sonra sol kolu geçiriyor. Tabii giyerek. Yani uf adam ne giyiniyor be falan diye herkes onu seyrediyor giyinirken. Ya bir daha giysene şunu seyredelim falan diye. O paltoyu bir giymiştin ya, onu bir daha bir giyer misin benim ya şunu çıkarıp bir daha bir giy. Falan gibi söylemlerle. O zaman diyecek bir şey yok. Ben de kendisini giyinirken tabii, izlemek çünkü isterim. Ben mesela giyinirken çok kötüyümdür. Yani çok hiç kimse görmek bile istemez. Iııı falan derler. Benim çok çabuktur. Yani hızlı da ben giyinirim. Yani hiç seyretmesi zevkli değil. Evet o yüzden yani Zayn Malik'ten bu konuda biraz ders almalıyız diye düşünüyorum. Ve hemen sevgili dinleyicilerimize ooo saat 6.33 olmuş artık bir şarkı dinleyelim demek istiyorum. Ooo tamam o zaman ben şu köşeye gidip biraz meditasyon yapayım. Ben de sesimle kıvrılayım şuraya. 6.45 adını verdiğimiz bu güzide dakikaları seviyoruz öyle değil mi Cenkçiğim? Ben pek sevmiyorum. Ben daha çok 7.45, 7.46 sularını seviyorum. 7 yani bir saat sonra aha, senin sevdiğin rakamlar gelecek. Evet. Hmm, anlıyorum. Bugün canımızdan çok sevdiğimiz Gorgon kızlarımızdan Ölükse ile güne başlayalım ki havamız olsun. Çünkü yağmurlu bir gün sonuçta biraz Ölükse, biraz enerjisiz olmuş olanlar vardır aralarında. Hazır enerjimiz yokken Ölükse evet, kızımızla şey yapalım. Sömürecek fazla enerji vermeyelim kendisine, daha sonra biz enerjiyi yine depolarız. Şöyle demiş bakalım. Yüzme depresyonu. Ah. İşte zaten evet, daha dakika bir gol bir depresyonla başladı kendisi. Yüzmenin kendisi de depresyonu mu olurmuş o? Londra'da bir çiftin beslediği 23 yaşındaki balık Sally yüzmekten vazgeçti. Niye bir çift besliyor yani ben onu anlamadım. Balığı bir kişi besleyemiyor mu? Zaten sevgilim hadi gel bunu beslememiz lazım. Bir tanesi besliyordur öbürü de işte bizim hayvanımız falan diye havasını atıyordur genelde böyle işler. Hangileri mesela bayanlar mı hava atarlar daha çok? Besleyen bir erkekler mi? Balıksa eğer bayan yemlerini veriyordur falan, erkek de hava atıyordur. Ama balık 23 yaşındaymış. Öyle mi? Ne yani 23 yaşına kadar yaşayan hangi bile pistesi yaşamaz. Yani Lepistes 23 yaşına kadar yaşasaydı onu yerdik zaten. Bayağı bir büyümüş olurdu. Kız arkadaşının duruma üzülmesine dayanamayan Aiden, yaş alan balığın yüzmeye olan inancını kaybetmesine ilginç bir çözüm buldu. Yaş alan mı? Yaş alan demiş. Yani yaşlanan anlamında kullanmış kelimeyi. Yaş alan demeye çalışmış. Manasına. Yani bu balıklar demek ki fazla ileri yaşlara geldikleri zaman aslında mesela hayvana vuracağı bir kara koysalar belki de karaya vuracak. Kendini karaya vurarak. Akvaryumda kara olmadığı için vuramıyor yani demek ki öyle bir şey bu balinaların psikolojisi. Yüzmeyi azaltıyorlar yaşlarını aldıkça, en sonunda da zaten yüzmekten tamamen vazgeçip suyun üzerinde böyle yatıyorlar. Evet o iyice yorgunluktan artık diyorsun.
Aiden eski bir bikini ve mantar parçası yardımıyla Sally için adeta bir düzenek hazırladı. Ney? Eski bir bikini ve mantar parçası. Haber çığırından çıktı. Yani bari yeni bir bikiniyle yapsaydı hayvan belki biraz bir şeyler hissederdi. Ne düzeneği yapmış anlamadım MacGyver'cılık. Bakalım. Bikini ipini bağladığı mantar parçasıyla su yüzeyine çekici bir kuvvet oluşturup ipin boşta kalan ucunu Sally'nin göbeğinden dolayarak geçiren Aiden balığı yüzmeye mecbur bıraktı. Yani bir şamandıra sistemi. Evet, bikinli şamandıra. Yüzdürmeye çalışmış. Hayvansever çiftin bulduğu çözüm sosyal medyada oldukça rağbet gördü. Tamam da balığa ne oldu ya? Balık tekrar yüzme hevesini kazandı mı? Yüzmeye başladı. Yani, artık çok mu güzel o balık yüzüyor? Son sosyal medyaya gireydi, gururuydum. Neyse yani beğendin mi Cenk'cim haberimizi? Çok haberimiz? Beğendim yani, keşke şöyle güzel bir lüfer ızgara yaptılar gibi bir haber olsaydı havamızı bulsaydık. Sabah sabah şöyle güzel kokular balığın gelsin. Balığın ne olduğunu diyor. Söylememiş. Hangi balık bu? Ya işte 23 yaşında. Sonuçta bir çiftin beslediği balık demesi yeterli, hepimiz anlıyoruz. Bir çift hangi balığı besler? Bak sen anlayamamışsın. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Saatlerimiz 7.06 sevgili dinleyiciler. Power FM'desiniz ve son derece önemli bir insan, bir önder, bir lider stüdyomuzda. Sevgili film adamımız, hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Şöyle biraz gülümser bir pozumu çek. Şöyle. Evet, şöyle bir yalnız kafanızı biraz sağa doğru eğin. Kaç derece eğeyim? 4 derece kadar eğin. 4 derece sağa eğdim. Sol dirseğinizi iyice yukarı kaldırın. İyice. Şöyle. Sanki bilardo topuna vuruyormuş gibi kaldırın. Evet. Kaldırın hocam biraz daha. Evet. Şimdi sağ dizinizi yere koyuyorsunuz. Şu şekilde. Evet. Sol ayağınız nerede? Sol ayağınızı. Sol ayağım evde. Gerçekten evet, çok tamam, uzadı bu fotoğraf şeysi. Yani yeter ya, bıraksam 50 saatte poz verdireceksin. Vize için dediğiniz için, yani vize için böyle pozlar istiyorlar. İzometrik mi o? Ne istiyorlardı vize için? İzo hips. İzomoidal. Amerikan Pastoral. Pastoral Amerika adlı bir filmimiz var bugün. Allah Allah. Evet. Sanatsal bir koku alıyorum bu filmde. Bir sanat gördüm sanki adlı kitabımda. Bunu belirtmiştim. Bir de şiir kitabım var. Eyvah Sanat diye. Gerçekten harika bir kitap olduğu anlaşılıyor. Evan McGregor'u bildin. Bildin. Kendisi belgeselci, motorcu falan. Böyle evet. Yani bir de aynı zamanda da artist. Bir oyuncu kendisi aynı zamanda. Burada bir uzun metraj yönetmenlik denemesi yapıyor üzerimizde. Eyvah. Ama ben pek sevmem Evan McGregor. Biraz sopalık bir arkadaşımız olarak gelmiştir hep bana. Niye? Motorcu belgeselleri yaptığı için sen evet, hiç yapamadığın yani için. Aynen onun için, evet, kıskançlıktan. Bu uzun metrajlı yönetmenlik denemesinde başarılı olmuş mu olmamış mı, buna kim karar verecek? Tabii ki ben. Biz karar vereceğiz. Evet, ben karar vereceğim. Olmamış. Anladım. Olmamış. Başarısız. 126 dakika. Demek mevzu nedir film. Hocam? Biraz mevzuyla ilgili bir iki bilgi alabiliriz. Evan McGregor aynı zamanda da oynuyor filmde. Yani hem oynamış hem yönetmeye kalkışmış. Allah Allah, para vermemek için. Evet, başarılı bir atlet, ondan sonra büyüyor, bir iş adamı oluyor. İlk aşkıyla evleniyor. Ondan sonra bunların bir çocukları oluyor falan gibi çok heyecanlı bir gidişatı var filmin. Gerçekten. Yani hepimizin merak ettiği bir konuya değinmiş. Evet, daha sonra işte kızı bir takım suçlamalar geliyor. Polisler bunu arıyor. Vay, polisler bunu arayınca bu başarılı iş adamının hayatı bir nebze alt üst oluyor falan gibilerisinden. Vurdusu bir durum kırdısı var. Yok maalesef. Vurdusuz kırdısız gerilim. Evet. Yani o şekilde geriyorsun. Yani şunun ağzına bir tane vursa da ne konuşuyorsun hala gibi. Anladım. İnsanı bir beklentiye sokuyor. Evet. Anlıyorum. Biraz gidilesi bir film gibi durmuyor. Süre söylediniz mi hocam? 126 dakika dedim. 126 dakika mı? Evet. Üf ya, zaten keşke başta söyleseydiniz, hiç dinlemezdik. Bir arada söyledim ama gizlice söyledim. Rezalet bir film. Saatlerimiz 7.16'yı gösteriyor sevgili dinleyiciler. Son derece önemli haberleriyle müzik dünyasından Dead Code adını verdiğimiz çeşitli şifre ve kodlarla sevgili müzik dilberimiz bizlerle birlikte Cenkçiyim. Müzik dilberimiz sanırım hit şarkının formülünü açıklayacakmış, öyle mi? Evet, hafta sonu bunu bulduğunu düşünüyoruz. Justin Bieber'ın yumruk attığı hayranı şarkıcıya dava açmaya hazırlanıyor. Hak etmişti. Biraz bence geç kaldı. Yani şimdi Justin unutmuştur. Ne yumruğu falan diye. Yumruğu geçen hafta yemişti. Daha hala dava açmaya mı hazırlanıyor şimdi? Evet. Davayı açıp kazanmış olması lazım. Dava açalım dedi. Dur biraz önce bir hazırlanalım falan gibisinden söylemlerde bulunmuştur. Evet. Yani avukata şey demişti. Baştan bir anlatır mısın nasıl oldu? Şimdi gidiyordu arabayla.
Bieber geçtiğimiz hafta dünya turnesinin Avrupa ayağında Barcelona'daydı ve arabasının arka koltuğunda otururken camdan içeri uzanan bir hayranını yumruk atmış ve dudağını patlatmıştı. Ama şimdi o hayranı eğer gerçekten camdan içeri uzanıyorsa yumruk çok da yadırganacak bir şey değil. Yani. Camdan çünkü... içeri uzandıysa doğru hareket dirsek atmaktır yumruk. Ya da camı biraz kapatmak ve o yumruğu öyle atmaktır çünkü riski, evet. Riskleri bertaraf ayrıca etmeliyiz. Ayrıca ben o videoyu gördüm kafa öyle içeri falan girmiyor yani birazcık şöyle yaklaşıyor surata yani tam yumruk seviyesine geliyor. O zaman tam seviyeye gelmediyse o zaman Bieber hatalı biraz daha amcamızı yakasından tutup içeri çektikten sonra yumruğu atmalıydı. Kevin Ramirez isimli gencin avukatlarıyla konuştuğu ve olayı yargıya taşımayı düşündüğü haberi yapılırken... Avukatla konuşuyorsa pastaneye taşıyalım diyemez ki. Avukatlarıyla konuşuyor sanırım Vuran da ünlü birisi. Vuran da. Ramirez, Justin'in bana vuracağı asla aklımdan geçmemişti dedi. Pardon Vuran değil dayağı yiyen demek istemiştim. Evet yani nereden aklından geçti? Sonuçta Justin Bieber otururken arabanın içerisine dalıyor amca. Benim mesela şu an sana tekme atacak olmam aklından geçiyor mu? Ya, az evvel söylediğin için şimdi aklıma geldi. Her an atabilirsin. Önlemimi alayım. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Saatlerimiz tam 7.38'i göstermişken ve günlerimizden 28 Kasım'dayken sevgili Power FM'de yeni bir Gorgon müjdesi vermenin vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Tabii ki fakat burada Gorgon'un bir kız olma durumu olduğu için bu Gorgon kızımız değil. Gorgon ilk Gorgon erkek olarak lanse edilebilir ama yine de bazı peki ergen mi bu arkadaşım? Yani Gorgen diyebilir miyiz? Gorgen. Dinleyelim bakalım bir sesinden şey yaparız. 40 yaşındaki. Ergen. Evet Gorgen diyebiliriz. Daha ilk hecesinden anlaşılıyor. 40 yaşındaki dünyaca ünlü snooker oyuncusu Ronnie O'Sullivan, Tanrı'nın kendisine snooker'ı bırakmasını söylediğini iddia etti. Evet snooker ya yani bu arkadaşımız sanırım sporlardan. Sporcu Gorgon. Sporgon diyebiliriz kendisine. Sporcu Gorgon tamam peki. Çarşamba günü şampiyonada rakibi Bünyarit Ketikun'u 6-0'lık skorla saf dışı bırakan Sullivan. Bir kere Bünyarit Ketikun gibi bir kişinin O'Sullivan'a abimize rakip olması bile onun için büyük bir şereftir. Onu söyleyeyim. O'Sullivan bir benim karşıma gelecek snooker'da da ben ona göstereceğim dünya kaç bucakmış snooker'ı hemen mi bırakması lazımmış ama işte tesis yok. Ama biz neydi bir tane arkadaş Stephen Hendry. Abimizi daha çok severdik. Canım benim. Aha. Keşke bırakmasaydı. Maçtan sonra Tanrı ile konuştuğunu ve yakın zamanda emekliye ayrılacağını bildirdi. Ya ne diyor? Yani Tanrı ile konuştum. Bana emekliye ayrılacaksın dedi mi yoksa dedi. Emekliye ayrıl diye emir verdi o anlamda. Yani ayrıl dedi. Biraz sohbet ettik falan gibi bir kafa anladığım kadarıyla. Evet. Başka bir şeyler de demiştir de onları bize zaten söylemiyor. Zaten bence çoktan emekliye ayrılmış benim duyduğum kadar gördüğüm griler, kadarıyla. Griler gitmiş evet, diyorsun. Rani abimiz. Golf fanatiği, vatandaşı olduğu İskoçya'daki tüm golf sahalarında golf oynadı ve 8091 deliklik zorlu parkuru tamamladı. Deli mi ne? Evet, biraz deli anladığım kadarıyla. Sanırım o golf sesine bir türlü yenilemiyor, şey yapamıyor, yani karşı gelemiyor. O sesi ama duymak o kadar için. Yani alkış kaç? Gibi. 8091 delik de çok. Bir tanesi de kaç oluyordu? 13. Bilmiyorum, yani hayatımda oynamadım, oynamam da. Ben bilgisayarda oynadığımdan biliyorum. Lars Kadas isimli vatandaşın 558 ayrı sahada oynadığı oyun toplam 13 yıl sürdü ve kendisine 8500 pound'a mal oldu. Ha, yani hakikaten benim, deli. Bu arkadaşın aslında bu oyunun tek avantajı şu 13 yıl sürüyor ya oyun. Kim arasa ne yapıyorsun? Golfteyim oyun oynuyorum. Golf oynuyorum yani ne yapıyorsun sorusunun cevabı belli. 50 saat bir şey uydurmak gerekli değil. 13 sene boyunca oynuyorum diye golf cevap. Sahasında çekmez ki çeker mi? Sen de ilginç bir soruna daha den vurdun. Evet, sevgili yetkililere sesleniyoruz. Lütfen golf sahalarımız artık daha iyi çeksin. Saatlerimiz 7.44 sevgili dinleyiciler. Artık bilgi dağarcıklarımızla birazcık oynamanın vakti geldi. Onları biraz büyütüp dağarlar haline getirmeliyiz. İşte sevgili Deranzo Cenk de bu yüzden stüdyomuza. Hoş geldin Cenkciğim. Sevgilerle. Deranzo! Ne kadar seveceksin bugün. Ne oldu hayırdır diye böyle sevgi dolu sevgilerle verdim. Yağmurun yağması, yağmuru yiyen bitkilerin birdenbire yağmuru uzamaları yiyen. Ve çiçek açmaları beni derinden etkiledi ve sevindirdi. Tebrik ediyorum. Bu güzel sevincini biz de paylaşıyoruz Cenkciğim.
Peki bugünkü yarışmamıza hazırlandın mı? Hafta sonu neler yaptın? Hafta sonu annemle sinema partisi yaptık. Romantik komedileri izledik bir sürü. Ben ama yarısında uyumuşum. Annen romantik komedici miydi? Yani benim onları sevdiğimi biliyor. Yoksa o daha çok aksiyon filmlerini seviyor. Sen mi romantik komedi seviyorsun? Gerçekten değişik bir insansın Cenk'ciğim. Evet, düğme demiş bir dinleyicimiz. Daha soru yok ortada. Evet, yani nedense biraz erken başlıyorlar. Sorumuz bugün yine son derece önemli. Sevgili dinleyicilerimiz 5. Uyuş Evini için 0534 517 23 83 numaralı telefon hattımızdan gönderide bulunabilirler. Tıpkı sevgili dinleyicilerimizin şu anda da yaptıkları gibi. Mesela bir arkadaşımız Cihan Bey sağanak diyor sürekli. Şu soruyu alalım, zira bunları kafa karıştırmak için bilerek okuyorsunuz. Evet, sorumuz şöyle. Fransa'da Cumhuriyetçiler Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlendiği seçimlerin ikinci turunda Filon, rakibi Juppé'yi nerede bıraktı? Hiçbir şey anlamadım. İkinci tur bir şeyler ne, şampiyona mı? Şöyle bir daha okuyorum. Fransa'da Cumhuriyetçiler Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlendiği seçimlerin ikinci turunda Filon, rakibi Juppé'yi nerede bıraktı? Filon'la Juppé. Hiç duymadım. Demek ki güncel haberleri pek takip etmiyorsun. Dünya siyasetinden bir habersin. Yani. Bak, dinleyicilerimiz nasıl biliyorlar. Oradan elinizde bir düğme var da çan siz çıngırdak çalıyorsunuz direkt, gibi duruyor. Sevgili WhatsApp'ın şeysi, evde tek başına diyen var. 3 çocukla sokakta. Ondan sonra hamile diyoruz. Tamam, şıkları alalım, uzatmayalım. Peki. A sağda. Sağda bıraktı. Yani sağda herhalde müsait bir yerdedir. He, olabilir. Çünkü genelde öyle bırakılır. Peki. O da arkadaşı değil mi? Juppé öbürünün Filon'un arkadaşı mıydı? Filon'da bilmiyorum herhalde. B solda. Solda olmaz. Sol şerit çok tehlikeli. Buradan zaten bütün insanları... Ama rakibi insanları... ise falan, hani bunlar rakip sonuçta. Olmaz birbirine. Yine de rakibin bile olsa solda kimse bırakamaz. En hızlı şerittir. Öyle bilinir sol. C ileride. İleride. İleride ne demek? Çok flu bir tanım. Gerçekten siyasetten iyi anlıyorsun Cenk'ciğim. Ve D geride bıraktı. Yok, sağda. Çukurda A. diyenler var, ezik diyenler var. Ezik bıraktı manasına. Yani bilmiyorum, 5. Uyuş Evini işine yarar mı? Yüzüstü diyen var. Yok canım, onlar sallamasyon. Hepsi sallama. Peki, nereden bilecekti onlar? A sağ diyorum. Sağda diyorsun. Son kararın mı? Son kararın. Değil. Ama artık solda. Bitti yarışmamız. Doğru cevap geride olacaktı. Geride G dedim. Tam doğru cevap veriyordum. İşte tam veriyordun ama olmadı bir türlü Cenk'ciğim. Ama çok yaklaştım doğruyu bilmeye. Duman içi dağlarda diyenler var bak. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Saatlerimiz 8.05 sevgili dinleyiciler. Power FM'de sizlerle birlikteyiz ve önemli bir günde karşınızdayız. Zira yağmurlu dedik, bunu hava durumunda da dile getirdik. Şimdi sevgili İngiltere Gorgon'umuz bize bir takım İngilizce cümüller, daha doğrusu bir cümül sıralayacak ve biz de bunu bakalım doğru çevirmiş mi diye sınayacağız. Hazır show. Mısın Cenk'ciğim? Tabii. Ne? Show. Ne demek show? Show değil yani. Ayakkabı değil mi? Şuur'un şeysi. Şuur, The Shure diye bir grup vardı. Evet. Tokyo has seen the first November... Çok iyi o demiş ya, bak başta... Tokyo. Türkçe çok iyi o diye başlamış. Benim T bir... diyor ya bildiğin. T'yi Ç diye mi okuyor? Tokyo has seen the first November snow this... Has seen demiş. November demiş. Şimdi amber. Neydi now o amber? Amber koku, yani mis kokusu. Mis kokusu. Yeni amber demiş. Başka? November değil. November. Şimdi amber. Anladım. Şimdi hemen amber demiş. O zaman Tokyo has seen mi neydi, bir dakika. Tokyo has seen the first November snow. First November, yani ilk şimdi amber. Evet. Demeye çalışıyor. Of this year since 1960s. 19 dediği 19, yani yine 19. Teenager'lardan bahsediyor anladığım kadarıyla. 60s 6 çaylar. 19-6 çaylar, 196 çaylar ediyor. Bunlar yani. Çevrilmez orada, 6 çay. 19-6 çay, yani 196 çaydan bahsediyor. Evet, öyle okuyorlar bunlar değil mi rakamları? Evet. This first snowfall is called as Hatsuyuki. This first
bir şey dedi ama tam olarak şey yapamadım orayı. First demişti zaten, gene first diyor. İşte bu o zaman second olması lazım çünkü, evet, biri first ise. This first snowfall is called. Evet, yani this second demek gerekir ona. This second snowfall. As cold demiş, yani aradığı şekilde anlamında. Slow fall dediği de bu yavaş düşüş değil mi? Serbest düşüş ha. Serbest düşüş. Ay bir dakika, kapattım yanlışlığı lan. Yettin aslında yani. Yok yok, şuradan bir bakalım tekrar. This first snowfall is called as Hatsuyuki by the Japanese. Hatsuyuki bir Japanizce kelime herhalde. Japanese. Japanese kol vardır bu elbiselerde. Herhalde onunla alakalı bir şey. Japone kol dediğin. Japone kol, hmm, evet. Bakalım Türkçesini nasıl çevirmiş? Tokyo 1960'lardan bu yana ilk defa bu yıl Kasım'da kar yağışı gördü. Bu ilk kar yağışı Japonlar tarafından Hatsuyuki şeklinde söyleniyor. Bak hiç alakası yok. Üstelik... Karı gören Japonlar Hatsuyuki mi diyorlar? Yani orada apostrof var diye düşün. Bu arada sevgili Gorgon'umuz iki kere ilk demiş. Yani metinde, çeviride de iki kere ilk demiş. Halbuki bir tanesi ikinci olmalı, evet, değil mi? Evet, bir cümlede bir kelime bir kere geçer. İkincisi ikinci kez geçmiş olur. Saatlerimiz 8.16 sevgili dinleyiciler. Power FM'desiniz ve stüdyomuz bu güzel ritimlerle, aynı zamanda da muazzam bir ışıkla, ışınla aydınlanıyor. Sevgili Cenk ablamız stüdyomuza doğuş yapıyor. Noni! Hoş geldin canım ablam benim. Ablam! Yavrum! Nasılsın canım ablam? İyiyim güzel kızım. Yine bu Nomi demin diye. Ki güzel şarkıyı dinliyordum da oradaki Bekukal'deki Noni Teletubi mi var orada? Noni değil, Nomi. Evet, yani çok güzel, ona bir klip çekeceğiz diye düşünüyorum. Hadi canım bakalım. Ablam benim. Ablacığım yine son derece güzide bir kişiden, önemli bir insandan mesaj almışsın, mail almışsın. Kimdir? Donald Trump. Donald. Biliyorsun seçimlerden önce sana bir mesaj göndermişti. Tamam, seni yemeğe davet etmişti. Tamam, hatırladım. Şimdi başkan olunca tekrar ısrarcı davranışlar. Tabii başkan olunca havalara girmiştir. Kendi yakışıklı zannetmeye başlamıştır. Ablacığım merhaba, nasılsın demiş. İyiyim evladım, tamam. Öncelikle falın çıktı, çok teşekkür ediyorum. Hı-hı. Başkan olduk evet. Hayırlısıyla. Bakalım Ocak ayında da devralacağız meseleyi. Fakat ablacığım... Böyle hamasi mi yazmış mektubu? Evet. Fakat ablacığım benim içim kan ağlıyor. Neden? Çünkü canım ablam benim, ben biliyorsun yani, bilmiyorum sana söylemiş miydim fal seanslarında. Lady Diana'ya aşık bir insanım. Ona gönülden çok derin biliyorum, hisler biliyorum. Besliyorum. Ben zaten kahve falan da görmüştüm. Bak dedim, burada bak bir dayanak varıyor. Diana mı dedi o da. Ben dayanak demiştim. O da Lady Diana anladı ama aynı şey. Ona bir dayanak lazım. Ablacığım hala tüm dayanağım o. Lady Diana'sız nasıl yaşayacağım bilmiyorum. İşte first lady diye ben ona derim. Benimki onun yanında second değil, third, hatta fifth, 51st lady bile olamaz canım ablam. Bunları tabii müşteri gizliliği bazında tabii, eşine söylemeyeceğiz. Yayında da söylemiyoruz. olsun yani ama şimdi... Fakat ablacığım seni de Diana'ya çok benzetiyorum. Ona olan benzerliğinden dolayı Diana'ya olan sevgimi sana yönlendirmek istiyorum. Ne olur bu teklifimi kabul et, gel first lady'm ol. Aha, bu da sapıtmış. İşte güç delirtiyor yani, bunu Star Wars'ta da bol bol söylerler. Star Wars fazla güç delirtir. O Star yüzden... Wars atasözlerinden evet, vuruyorsun yani, ablacığım. Terbiyesizliğin lüzumu yok. O kimmiş beni yemeğe çağırıyorum? İşte first lady yapacak. Yemeği değil, saraya çağırıyor. Beyaz saraya çağırıyor canım ablam benim. Hadi oradan terbiyesiz. Ablacığım kabul etmeyeceğini biliyorum. Çok gururlu bir insansındır. Ama en azından gel bir akşam konuğum ol, yemeğimi ye. Burada saraylarda seni ağırlayayım canım bu ablam. Lady Diana da ona da çiçek biçek gönderdiği zaman da o da yüz vermemişti. Sana zaten çiçek göndereceğim canım ablam diye yazmışlar. Ben fotoğraflarını gördüm. Saçları olarak gittikçe Lady Diana'yı örnek alıyor. Ona benzemeye çalışıyor. Evet. Hadi çekesin gözün önünden. Teşekkür hadi. Ediyorum canım ablam benim. Vallahi öptüm demiş. Büyü yaparım erir gider. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Na 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 diyerek bu şarkımıza veda ediyor ve canımızdan çok sevdiğimiz Cyber Monday'e hoş geldin diyoruz. Evet, hemen Black Friday'in arkasından Cyber Monday'in gelmesi, yani şu indirimleri biraz daha uzatın falan gibi bir duruş olsa gerek. Evet, yarın da Psycho Tuesday olabilir mi Cenk'ciğim? Olabilir ama genelde zaten Cyber Monday'in öyle çok net bir şeyini kaldırdılar da o işi Black Friday Week'e çevirdiler falan gibi bir takım yani şimdi geyikler söz konusu. Bütün bir hafta boyunca bu programlar, aplikler falan indirin gibi mi?
Eskiden öyleydi. Sırf aplik program falan software kafasıydı. Şimdi bakıyorum her türlü ayakkabı, bağcık, şapka bunlar da indirimli. Hardware'ın indirimli olması çok saçma. Bu yani sevgili Black Monday, pardon Black Monday değil, neydi? Cyber Monday'e girer mi bilmiyorum ama yeni bir icat var Cenk'ciğim. Mirror, yani Apple Mirror yapmış ben bir arkadaşımız. Ben de yutkununca yiyecek bir şey sandım. Ya ben de ilk başta öyle bir şey zannettim ama aslında dandik bir ayna, yani büyük bir dev bir iPad gibi görünüyor. Duvara asıyorsun, orada işte seni yansıtıyor, baktığında kendini görüyor. Yani ayna normalde ordinary mirror. Peki ben orada dümenlere, şeylere basınca çalışıyor mu aplikler? Şimdi sen elini çılaks diye aynaya değdirdiğin anda barnağını, bir anda etrafta aplikler beliriyor. Ve aynı iPad'deki gibi işte calendar'a basıyorsun, efendim browser'a basıyorsun falanmış da, fiş mekanmış gibi. Ben o aynaya o parmağımı bandırdığım anda annem bir anda ortaya çıkıyor ve şu aynaya parmak bastırma diyorum kaç kere, evet, şeklinde. Yani aslında yapılmayacak tek şey yapmış arkadaşımız. Üzerinde el izi görmekten nefret ettiğimiz bir olaya sürekli parmaklarımızı bandırmamız gereken bir durum vermiş. Belki de korkunun üzerine gitmelisin adlı olguyu gerçekleştirmişlerdir. Fakat ben bunun Türkçe ismini şöyle belirlemek istiyorum. Ayna olarak belirlemek istiyorum. Yani evet, öyle Apple Mirror falan olacak iş değil diye düşünüyorum. Çok güzel bir buluşmuş. Yıl sonuna kadar dünyanın yarısı çevrim içi olacağmış. Diğer yarısı ne olacak? Öbürlerinden otlanacaklar tabii. Onlar da beleşçi olan, internet var mı, kotam bitti mi falan gibi olanlar olacak. Evet, yani biz o dünyanın o yarısında mı bulunuyoruz? Yani üst yarım küre mi, alt, pardon üst demişim. Sen dünyanın o tarafındasın, ben de otlanacak olan taraftayım. Anladım. Teknoloji haberlerimize devam edersek bir bakıyoruz ki Android Nougat. Bir tür lugat sanırım. Nougat şekerli yapmışlar. Yenilik neymiş? Galaxy S7'de neler değişecek diyerekten Android Nougat'ı ortaya çıkarmışlar. Sanırım yeni bir Android yazılım değil mi? Ama muhtemelen uzundur da onu kim okuyacaktır değil mi? Tabii bir sürü yenilik falan yazmışlar buraya. Ben onların pek yenilik olduğunu bilmiyorum. Yani acaba yenilik midir Android kullanmadığım için? Evet. Ama var yani işte zamanda şeyler. Yolculuk, efendime söyleyeyim, ışınlanma falan gibi şeyler yoksa ben onlara yenilik demem. Yok canım, yani mesaj bildirim çubuğundan cevap verme falan gibisinden. Tırışka. Böyle tırışka yenilikler oluyor sana Nougat. 8.46 saatlerimiz Power FM'desiniz sevgili dinleyiciler. Son derece önemli haberleri bizlere ulaştıran inanılmaz bir haber kumkuması sevgili hariçten Gorgon'umuzla birlikteyiz. Cenk'ciğim, merak ediyorsun değil mi? Hayır. Anlıyorsun değil mi? Hayır. Yatağını toplama, bırak dağınık kalsın. Şimdi anladın mı? Şimdi bazı şeyler dank etmeye başladı. Dank et. Annelere müjde, artık çocuklarınıza yatağını topla diye söylenmenize gerek yok. Bugüne kadar da gerek yoktu ki zaten. Yani niye söyleniyorlardı anlamış değiliz doğrusu. Kensington Üniversitesi araştırmacıları 2005'ten bu yana toz akarları üzerinde çalışıyor. Sanırım Kensington... Sıkılmamışlar. Toz akarları. Kensington High Street'te benim bu Dustin Hoffman'a toslamak çaktığın sebebi... Çaktığın yer, evet. Oraya üniversite yapıldı herhalde. Çünkü oraya ben orada üniversite görmedim. Üniversite yaptılar ve de toz akarı mezarlığının üzerine yapmışlar. Çünkü toz akarları üzerinde çalışıyorlarmış. Gözle görülmeyen bu minik canavarların en sevdiği besin kaynağı da üzerimizden dökülen deri parçaları. Bunları minik canavarlar diyerek niye şirinleştiriyor o tipsiz hayvanları? Hiç resmini görmemiş herhalde. Onu da bırakalım. Üzerimizden dökülen deri parçalarından bahsediyor. Yani benim üzerimden deri parçası falan dökülmez. Ben gayet sağlam bir insanım. Benim üzerimden dökülen tek deri parçası gerçek deriden oluşan bu güzel çantadır. Gerçekten de dökülüyor. Kaç yıllık? Gece üstünde yatılmış, deri parçaları dökülmüş bir yatağı toplayıp üstünü örttüğünüzde bir nevi parti var diye çağırmış oluyorsunuz. Gece üzerinde yatılmış bir yatak. Allah Allah. İlginç. Gerçekten yeterli. Nereden anlıyoruz İlk onu? İlk kez gördüm. Peki niye bunlar aydınlıkta yiyemiyorlar mı deri parçalarında üzerine yorgan örtünce parti var diyorlar? Toz akarları aydınlıktan çok korkarlar. Daima gece akarlar. Bu sebeple araştırmacıların tavsiyesi, kalktığınızda yatağınızı olduğu gibi bırakın, gün boyu havalandırın. Evet. Ölüyorlar mı o zaman? Yani o zaman herhalde hava kaçıyoruz falan gibisinden ortalıktan uzuyorlar. Bunları avlayan evcil hayvan var mıdır? Mesela bir tane kedi alsak toz akarlarını yalayıp yutar mı? Yani muhtemelen kedi değil de üzerindeki pireler belki bunları avlıyor olabilirler. Onu bir araştıralım bakalım. Ben de evet, toz akarlarına karşı başka bir hayvan tespit etmeye çalışıyorum sevgili dinleyiciler, aklınızda olsun. Kensington'u bir ara onlara da soralım.
Philips Ambilight TV Cenk ve Erdem'i sundu.